İzleyenler, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mutlu Aslan'ın yanındayız. Mutlu Bey'le tabii ki Bandırma'nın eğitim öğretimini sizler için konuşacağız. Müdür Bey, hayırlı olsun, sezon yeni eğitim öğretim yılı başladı. Nasıl başladık? Herhangi bir eksiğimiz var mı, yok mu? Önce buradan başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Önder Bey. Teşekkür ederim. Eğitim öğretim sezonumuzu 9 Eylül itibariyle başlattık. Tabii daha evvelinde öğretmenlerimizin 2 Eylül tarihi itibariyle hizmet içi eğitim faaliyetleriyle birlikte eğitim öğretim sürecini onlarla beraber başlatmış bulunuyoruz. Tabii bu yıl bakanlığımızın yürürlüğe koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulaması kapsamında yeni bir müfredat programıyla eğitim öğretim sürecine başladık. Okul öncesi hazırlık 1, 5 ve 9. sınıflarımızda kademeli olarak uygulamaya geçtik. Hizmet içi eğitimlerle başladık öğretmenlerimize. Özellikle 1. sınıf, 5. sınıf, 9. sınıf okul öncesi öğretmenlerimizde. Bu eğitimleri, hizmet içi eğitimlerini verdik yeni müfredat programına uyum konusunda. Bunun yanı sıra tabii okullarımız eğitim öğretim sürecine başladılar. Bazı ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Personel ve temizlik konusunda bazı ülke gündemine de gelen konular oldu ama biz bunu Bandırma'da hızlıca çözdük. Balıkesir genelinde de bu süreç hızlıca çözüldü. Eksiklerimizi giderdik. Okullarımızı da zaten yaz boyu biz büyük ölçüde yeni döneme eğitim öğretim sürecinin hazırlığımızı yapmıştık. Şu anda rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir okulumuzda öğretmensiz okulumuz yok. Çocuklarımız eğitim öğretim görme noktasının sınıflarına yerleştiler. Eğitim öğretim sürecimiz önümüzdeki yıllarda olduğu, geçmiş yıllarda olduğu gibi sağlıklı bir şekilde sürdürüyoruz. Zaten eğitim öğretim altyapımızı da geliştirmeye de her sene devam ediyoruz sizlerin de bildiği gibi. Bu arada okul inşaatlarımız sürüyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yaptırmakta olduğu anaokulumuz var. Okullaşma durumumuz nasıl? Devam eden binalarımız ne durumda? Evet, bu sorunuz için de teşekkür ederim. Çünkü bizim için çok önemli bu konularla alakalı kamuoyunu bilgilendirmemiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin katkı sunduğu, şöyle orada bir yanlış bilgilendirme olabilir kamuoyunda, o hatayı düzelteyim. Katkı sunduğu, katkı bakanlığımıza yaptığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin katkı sunduğu bir okulumuzdur orası. Hacı Yusuf İhsaniye Mahallesi sınırları içerisinde Top anaokulumuz. Şu anda inşaatımız %90 oranında tamamlanmış durumda bu anaokulumuzun. Tabii bizim daha başka inşaatlarımız da var. Faaliyetlerini sürdürdüğümüz inşaat aşamasında olan. Bu yıl 600 evlat anaokulumuzu hizmete aldık. Açtık 8 derslikli. Top anaokulumuzu yarı yıl tatilinde biz teslim almayı planlıyoruz. Eğitim öğretim süreci için biraz daha ilerleyen bir zamanda hizmet açacağız. Yarı yıl tatilinde aldığımız için. Kayacık Anaokulumuzu hizmete alıp eğitim üretim hizmetleri faaliyetine dahil etmeyi planlıyoruz. O okulumuzda %95 hatta %99'luk bir oranda yakın zamanda hepsini gezmiştim inşaatlarımızın tamamlanmış durumda. Yine Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisemizin yeni binası. Liseler Vadisi'ne yaptığımız 24 derslikli okulumuz. O da %99 oranında tamamlanmış durumda. Bir ay içerisinde en geç teslim almayı bekliyoruz ve okulumuzu da nasipse Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'ni oraya taşıyacağız. Yine Fatih İlkokulumuz var. Yeni mahallede yapmaya devam ettiğimiz. Onun da yine %90 üzerinde %95'leri buldu. Bir çevre düzenlememiz kaldı orada da. O okulumuzu da yine bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Ticaret Odası İlkokulumuzu ve ortaokulumuzu ikiye ayırıp o bölgede bir ilkokul, bir ortaokul şeklinde planlıyoruz. Bunun yanı sıra şu anda yine iki tane daha inşaatımız devam ediyor. Hem ticaret lisesi, eski ticaret lisesi olarak bildiğimiz Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz. Çok uzun sürdü ama, değil mi? Tabii orası temel sorunu var. Temel sorunundan ziyade oraya ilk alan firmamızla alakalı bir takım sıkıntılar çıktı. Malum haliniz bu ihaleleri bizim Balıkesir Valiliğine bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız yapıyor. Yüklenici firma sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getiremediği için ihalesi feshedildi ve tekrar ihale edildi. Bu anlamda da yeni yüklenicimiz de hızlı bir şekilde sürdürüyor faaliyetlerini. Biz bu yaz önümüzdeki yaz o binamızı teslim almayı bekliyoruz.
Bu şekilde de Haydar Çavuş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi kendi binasında 2025-2026 yılında eğitim öğretim yapacak inşallah. Yine İmam Hatip Lisemiz var. Eski yerine yapılıyor. O da yık yap kapsamında deprem dayanımından dolayı aynen ticaret lisesinin olduğu gibi yeniden yapılması kararı alınmış bir okulumuzdu. Onun da inşaatı yine devam ediyor. Onu da önümüzdeki yaz hizmete almayı planlıyoruz. Yine şu anda planlama aşamasında olan beklediğimiz bir haberimiz daha var. Bizim Bandırma Ortaokulumuzun ihale hazırlıkları ve çalışmaları devam ediyor. İhale günü bekliyoruz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızdan. 24 derslikli bir okulumuz olacak burası. Tabii biz bu yeni yapılan okulların hizmete alınması süreci, taşınmaları ve yeniden yapılandırmaları ile ilgili süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde takiplerini yapıyoruz. Büyük ölçüde okul öncesi eğitimle ilgili altyapımızı tamamlamış olacağız. Derslik başına düşen öğrenci sayımızı ciddi anlamda azaltmış olacağız bu yeni yatırımlar. Şu anda kaç kişi düşüyor derslik başına? Şöyle söyleyeyim, aslında biz Türkiye ortalamasının çok çok altındayız Önder Bey ilçe olarak. 23 öğrenci temel eğitimde ilkokullarda, ortaokullarda 24 öğrenci civarında. Liselerde daha da az sayımız. Tabii bu ilçemizde şu anda özel eğitim kurumlarının sayısının fazla olmasının da etkili bu durumda ama sıkıntımız şurada, belli lokasyonlarda yoğunlaşma söz konusu. O da kayıt alanlarının dışında maalesef vatandaşlarımız ilçemizdeki belli bazı popüler okullara kendi mahallesindeki, adresindeki okullara göndermeyip adres taşıma suretiyle o okullara çocukları kaydettirmesinden kaynaklanıyor. Ben Bandırma'daki her okulumuzun eğitim kalitesine kefilim. Öğretmenlerimizin yeteneklerine ve kabiliyetlerine de kefilim. Herhangi bir mahallemizde, hangi mahallemizdeki okulumuzda olursa olsun oradaki öğretmenlerimiz yeterli yetkinliğe ve kabiliyete sahiptir, tecrübeye sahiptir yani. Evet. Yıllarca Zübeyde Hanım İlkokul olarak eğitim öğretim veren bina deprem yönetmeliğe uymadığı için yıkıldı. Boşta uzun süredir. Oraya bir çalışma yapılacak mı herhalde? Evet, teşekkür ederim bu sorunuz için. Çünkü bu soru sık sık bize soruluyor. Biz de müteahhit defalar cevap veriyoruz ama ben yine de bu konuyla ilgili bir detaylı bilgilendirme yapayım. Malumunuz orada Zübeyde Hanım İlkokulumuz vardı. Depremin dayanımından dolayı depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıktığı için biz bu okulumuzu yıktık. Ve mevcut öğrencilerimizi de 17 ilkokulumuzla birleştirdik. Biz bu arsayı yıktığımızda, yani okulu yıkıldıktan sonra tabii eğitim öğretimle ilgili bir planlama yapmıştık ilk aşamada. Ancak arsayla alakalı elimize geçen veriler ve bilgilerden sonra bizim buraya bir okul yapacak kadar arazimizin olmadığı açığa çıktı. Şöyle ki 62 yılında, 63 yılında yapılmış okulumuz. Herhangi bir projeye bağlı olmaksızın yapılmış. O dönem Bandırma Belediye Başkanı tarafından muhtemelen yaptırılmış. Öyle bir bilgi geldi bize. Biz tabii arsa yıkıldıktan sonra yerine bir okul, anaokulu vesaire buna benzer bir eğitim kurumu kazandırmakla ilgili bir çalışma yürütürken arsanın yarısının bize ait olmadığı ortaya çıktı. Yani evet hazine arazisi arsa ama orada bir yaklaşık iki dönüme yakın bir 1750 metrekarelik bir alan vardı. Bunu sadece 550 metrekaresinin bize ait olduğu ortaya çıktı. Biz buna mukabil Milli Savunma Bakanlığımızdan eski şehit Mehmet Güneş Anadolu Lisemizin bitişindeki 1,5 dönümlük arsayı aldık. Niyetimiz buraya aslında Zübeyde Hanım'ın yerine anaokul yapmaktı. Ancak oraya yapamayınca şehit Mehmet Güneş Anadolu Lisesi'nin bitişindeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait o arsayı, 1,5 dönümlük arsanın kabulünü ve tahsisini aldık ve anaokulumuzu oraya yaptık. Öyle söyleyebilirim. Şu anda şey yok orasıyla ilgili. Duruyor şimdilik. Şu anda kaç öğretmenimiz, kaç öğrenciye eğitim, öğretim veriyor toplam sayı olarak öğrenebilir miyiz? Şu anda ilçemizde, Bandırma ilçemizde 26 bin küsür öğrencimiz okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde hem resmi hem özel okullarımızda eğitim, öğretim görmekte. Yine resmi ve özel eğitim kurumlarımız, öğretim kurumlarımızda toplamda 2300 civarında öğretmenimiz Bandırma'da öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Dediğim gibi yani altyapı anlamında büyük ölçüde eksiklerimizi giderdik. Gidermeye de devam edeceğiz inşallah. Yeni yatırımlarla da bu süreç devam ediyor.
Bandırma'da son derece hazır bulmuşluğu üst düzeyde yetkin bir öğrenci grubumuz. İşinde tecrübeli ve son derece kaliteli bir öğretmen camiamız var. Ben de bu arkadaşlarla beraber çalışmaktan son derece memnunum ve gurur duyuyorum. Hepsine de kolaylıklar diliyorum çalışmalarında. Değerli izleyenler, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mutlu Aslan'ın yanındaydık. Eğitim öğretimi konuştuk ve Mutlu Bey'in çok önemli bir mesajı sizlere tekrarlayayım ben. Öğretmenlerime güveniyorum, onlara kefilim. Bandırma'nın eğitimi, öğretimi çok iyi gidiyor. Çok iyi bir çizgideyiz. Daha da ileride gideceğiz dedi. Hoşçakalın.